Şimdi bu konuşmayı aktardık adliye ve mülkiye ile ilgili bazı konuları dile getiriyordu Sayın Gülen bu konuşmasında. Sayın Profesör Doktor Türkan Saylan'a ben sormak istiyorum. Siz dinlediğinizde nasıl değerlendirdiniz bu konuyu? Evet Sayın Kırca, ben bütün Türkiye'nin bu bantları dikkatle izlemesini, değerlendirmesini istiyorum bizim değerlendirmemizin yanında. Bu inanılmaz bir olay ve işte giyimiyle, kuşamıyla, ifadesiyle ben bir hekim olduğum için tabii daha da ciddi bir şekilde yorumluyorum. Yani ortada ciddi bir sağlık sorunu mevcut olan bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl ele geçirileceği konusunda talimatları var. Ben bir öğretim üyesi olarak bunun ürünlerini her zaman görmek durumundayım. Öğrencilerimizin nasıl çeşitli okullarda, çeşitli evlerde nasıl beyninin yıkandığını ve böyle bir bilim kurgusal bir olayın içerisine çekildiğini, en akıllılarının, en çalışkanlarının nasıl kafasını farklı yönlere götürmüş, bir takım çelişkiler içinde olan ve geleceğin dünyasını ele geçirmek için böyle bir insanın peşinden sürüklenen değerli insanlarımız, çocuklarımız olduğunu görüyorum her zaman için ve adeta şu anda da düşündüm, belki de bütün Türkiye'de yaralı gençlerimiz, yaralı insanlarımız var. Bu cemaatin içine çekilmiş ve oralarda beyni yıkanmış çocuklarımız. Belki de bir hani işkence rehabilitasyon merkezi gibi bu olay kapandıktan bittikten sonra bu gençlerin rehabilitasyonu için bir kurumun oluşması gerekir diye düşünüyorum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bundan uzun yıllar evvel Fatih'te biliyorsunuz önce bunlar fen liselerine el attılar. Çünkü en akıllı çocuklar bunlardı. Ve bir özel fen lisesine TÜBİTAK tarafından bir Atatürk konulu konferans vermek üzere gönderilmiştim. Aradım buldum bu yeri. O zamanlar çok izbe bir yerdi ve hiç hazırlıklı değillerdi. Ben çocukları topladım ve Atatürk konusunda bazı şeyler söyledim. O sırada da hepsi erkekti bu küçük çocukları. Dedim ki aman hepiniz erkeksiniz, karma okul değil burası. Ne yapacaksınız çocuklar üniversiteye gidince diye böyle bir şaka yaptım. Konuşmamın sonunda bir çocuk geldi yanıma, böyle usullacık sokuldu, adeta böyle sarılmak istercesine. Hocam dedi, güzel şeyler anlattınız ama dedi siz, biliyor musunuz dedi, biz çok başarılıyız çünkü hiç kız yok aramızda. Kızlar şeytandır, onlar aramızda olmadığı için biz başarılıyız. Şimdi kızların şeytan olduğunu öğrenen bir çocuğun bilim kafası nasıl gelişebilir, hayata nasıl uyum sağlayabilir? Nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş, laik, demokratik düzenine uyum gösterebilir ve nasıl kolaylıkla Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olabilir? Yine öğretmen liselerinden bir tanesinin öğrencilerinin belli bir demokratik modern dershanelere kaydedildiğini öğrendik. Böyle bir duyum aldık. Baktık ki bu çocuklar buralara para ödüyorlar. Makbuz alıyorlar fakat oralara devam etmiyorlar. Allah Allah ne var bunun arkasında dedik. Meğerse bu çocuklar oralardan aldıkları makbuzları ileride kullanmak üzere bu kuruluşun, bu cemaatin özel eğitim yerlerinde eğitiliyorlar. Çünkü askeriyeye girecekler ve orada başvurdukları zaman o makbuzları gösterecekler. Türkiye'nin böyle her tarafının sarıldığını gözümüzün önünde görüyoruz. Bu dış ülkelerde de geçerli. Biz eğitim kanalıyla bu çocuklarla karşılaşıyoruz ve ilk sorduğumuz hangi lise, burs vermek için özellikle karşılıklı görüştüm. Hangi okulda okudun? O bir. Hangi dershaneye gittin? Peki bu dershaneden sonra yatılı mı okudun burada? Evet, hayır. Peki kampa da gittin mi? Artık kampa da girmiş, bir ay, iki ay o kampa girmiş çocuk tamamen burada biraz evvel dinlediğimiz kasetteki bilgilerle, ideolojiyle yetişmiş, gizli olarak Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı ama görünüşte bunların hiçbirini göstermeyen, kılık kıyafeti itibariyle bir ipucu vermeyen halde karşımızda. Ama gerçekten kafaları son derece karışmış. Her birinin eğer yapısında da varsa bir psikopatiyle zaman içerisinde ortaya çıkacağı bir durum var. Yani bu çok vahim. Bunlar doktor oluyorlar. Bunlar biraz evvel söylendiği gibi vali, kaymakam, polis oluyorlar. Bunlar öğretmen oluyorlar en büyüğü. Onun için biz biliyoruz ki şimdi artık yılların deneyimiyle
öğretmen yetiştiren kurumlar, siyasetçi yetiştiren kurumlar, yönetici yetiştiren kurumlar son derece tehlike altında, bu insanların kuşatması altında. Çünkü bu çocukların çoğu çok yetenekli, ta kaynaklarında bulunarak getirilen, özel eğitimden geçirilen çok yoksul çocuklar. Dolayısıyla para açısından, yurt bulma açısından, kitaplarını alma açısından buraya muhtaç, böyle bir kuruma muhtaç. Kolaylıkla içine giriyorlar ve daha sonra bu öğretiden geçen abiler, hatta bazı yerlerde ablalar bu çocukları eğitiyorlar. Bu eğitiminin sırasında da öyle dayak, kötek, işkence falan yok. Tamamen dinsel ögeleri kullanarak ya da din dogmalarını kullanarak bu çocuklar bir şekilde yakalanıyorlar. Örneğin yanlış yapan çocuk Allah tokadı diye bir ceza görüyor. Bu Allah tokadı elinden kaleminin düşmesi, ayağının sürtmesi, kapıya çarpması ve böylece kendisini kötü işler yapmış, onlara uyum sağlamamış, cezalandırılmış çocuklar olarak görüyorlar. Ve böylece ruhsal bunalımlar içerisinde yaşıyorlar. Böyle insanlarla sürekli biz karşı karşıyayız. Ve eğer Türkiye çağdaş laik bir ülke ise ve eğer bu insanlarımızın hepsinde birazcık akıl varsa madalyonun ön yüzünü değil arka yüzünü görmek zorundalar. Bu bilim kurgu olayının bir yerde durması gerekiyor. Ama en önemli zarar siyasetçilerden geliyor. Çünkü siyasetçiler ne yazık ki Cumhuriyet'in temel ilkelerini sadece bir yemin gibi okuyup ondan sonra hangi tarikattan, hangi cemaatten oy alırız kaygısını taşıdıkları için her zaman bu insanlarla bir şekilde temas kurma yarışı içerisindeler. Bu sağcısıyla, solcusuyla, her şey, ortası şeyle, her siyaset grubunda bu mevcut ve dolayısıyla hani iyi tarikatlar vardır diyebilen siyasetçilerimiz de karşımızda. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bu olayın ne boyutlara vardığının bilinmesi gerekiyor. Son olarak bizim birçok Özbekistanlı öğrencimizi bir anda geri çektiler. İki dersi kalmış mezun olmaya yakın çocuklar. Bildiğiniz gibi Özbekistan'da bir büyük darbe teşebbüsü oldu oranın başkanına ve bunu Fethullahçılar desteklediler. Bu bugünkü gazetede mevcut. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir gazetenin iddiası olarak onu sunalım. Evet. Desteklediler dediğimiz zaman kesin hayır yazıyor efendim. Veriler. Tespit edildi diye. Bir gazetenin haberi neticede ama efendim. İsimleri evet. Var kişilerin. Evet. Yakalanmışlar, geri gönderilmişler. Hatta İstanbul Emniyet Müdürü şu anda Özbekistan'a gidip bu işi incelemeye gitmiş. 1000 tane Özbek evet, yani öğrenciyi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün raporları geldiği zaman çok daha elimizde tavsiye edelim. 1000 tane öğrenciyi geri çektiler anında ve Özbekistan'daki bütün Fethullah okullarını ve ayrıca Türk okullarını da kapattılar. Yani bu iş öylesine sarmış ve öylesine yanlışlar yapılıyor ki bu sadece Türkiye'nin içini değil, Türkiye'nin ülkeyi dışarıdan da tehlikeye sokan bir örgütlenme şeması içerisinde sürüp gidiyor. Evet, bugünkü tepteki ya da kasetteki konuşmaları da bunu doğrulayan. Evet, aynen hiçbir şey yok. O soruyu evet. Önce sormuştum. Ben birazcık belki abartılı bir şey olacak ama bir zamanlar Rusya'daki Rasputin'in davranışlarıyla paralellik görüyorum bu olayın içinde. Yani bir yerlere hakim olmak, bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi hani birileri geliyor dünyayı fethediyor ondan sonra bir anda bir boşalıyor olay. Böyle bir sonuç bekliyorum. Yani bir yerde bu işin bir balon gibi sönmesini düşünüyorum. Çünkü bir sürü mağdur insan var ortada ve hiç kimse konuşamıyor. Herkes tehdit altında. Belki bugünkü konuşmadan sonra bizim başımıza ne gelecek onu da bilmiyorum. Evet, teşekkür ediyorum katkınız için. Şimdi daha önce zaten tartışılan bir olaydı. Ya da bir olguydu ya da Türkiye'de bir kurumdu diyelim. Uzun süredir tartışılıyordu Fethullah Gülen olayı bir cemaat olarak evet. Nitelendiğine göre kurumlar arası sayabiliriz. Şunu söylemek istiyorum. Bu güne kadar yapılan bu tartışmalar sanıyorum bu kasetten sonra daha da farklı boyutlarda devam edecektir. Evet, biraz malumu ilan olacak bu. Çünkü çok bilinen bir şeydi. Yani kasetleri şurada dinledik ama bu kasetler her tarafta dolanıyordu. İnsanlar bunları gelip anlatıyorlardı. Anlatıyorlar da bu kasetler evet. İlk defa yayınlandı. Televizyonda evet. İlk defa. Evet. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Ama. Bunun çok geri planı olduğunu, yani çok eski olduğunu. Bakın, günün birinde irticai bir hareket olursa bu gerici kuvvetlerin en teşkilatlısı olan Nurcular tarafından yapılacak ve tarihi bütün sorumluluk bunları dini bir akımın masum yolcuları olarak gören devlet adamlarının sırtında olacaktır. Bunu yazan Faruk Güventürk ve Fuat Kadıoğlu 1967'de
Din Işığında Yobazlık ve Atatürkçülük kitabında belirtiyorlar bunu. Evet, yani bu bilinmeyen evet. bir şey değil.